Mutlu Bir Yuva izinde programından sevgi ve saygılarımla sizi selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Umarım biz de hoş buluruz hanelerinize ve gönüllerinize. Bugünkü videomuzda çocuklarımızın dini eğitim konu başlığı altında Allah'ı nasıl hem tanımalıyız, tanımadaki önemli kavramlar ve nasıl tanıtabiliriz çocuklarımıza konusunu işleyeceğiz. Bugün Hüseyin Aslan hocamız, konuğumuz Almanya'dan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 16 yıldır buradayım. Temel olarak Türkiye'de bir tahsilim ilahiyat bitirdim. Ama uzun yıllar, 30 yıla yakında çift meslekliyim. Aile danışmanlığı yapmaktayım. Burada da Alman makamları nezdinde oturumda familien beratır. Yani aile danışmanı olarak bulunmaktayım. Bir on var. Evet. Oradan yürütüyorum işlerimi. Çok güzel. Allah kolaylıklar versin. Hocam, daha önce de sizi farklı şekilde, farklı platformlarda dinledik. Bugün de bize Allah'ı tanımada temel prensip ve kavramlar başlığıyla kulluk hayatımız, bu kavramları çok bilemediğimizi, tam da oturtamadığımızı, hele de böyle bir zamanda imanın çok ciddi sarsıldı ve tahkiki imanla taklidi iman birbirine karıştı böyle bir dönemde, aslında bu kavramı kendimize ve çocuklarımıza yerleştirmede çok önemli prensipleri iyi yere anlamamız gerekiyor. Bunun ihtiyaca binaen de siz bize hem kendi işlediğiniz konuların buna daha çok vurgu yaptığını görüyoruz. Allah'ı tanımadaki kavramları ve prensipleri bize arz eder misiniz? Önce meseleye şeyden başlayalım. İnandığımız Allah kim? Bugün genç kuşağın ciddi problemi bu. Evet. Çok özür dilerim. Bir hatırayla başlamak istiyorum. Gayri ihtiyari. Burada abisi bir olan demek burada. Abitürü bir olan bir çocuk geldi bana. Efendim dedi. Tanrı dedi. Evreni kurdu. Ve yasalara bağladı. Ve karışmıyor dedi. Sorun ne dedi. Bunda bir sorun mu bu dedi. Sonra öğreniyorum. Çocuğun deist bir bölümü var galiba içinde. Ben de gayet sakin olarak öyle bir Allah yok dedim. Birden durdu. Nasıl dedi. Varlığı yaratıp bırakan bir Allah yok ki. Nereden biliyorsun dedi. Kendi söyledi dedim. Nasıl söyledi dedi. Ben Allah'ım diyor Cenab-ı Hak. Ve ben diyor, kayyumum diyor. Varlığa her an müdahale eden ve varlığın benimle ayakta kaldığı bir zatım ben diyor. Ben dünyada kullanılabilir en minik zaman pitikaresinde atosaniye olarak düşünün isterseniz, o anda bile her an müdahale ediyorum. Onlarla varlığı ben idare ediyorum. Benim sonsuzluğum azime izin vermez diyor. Deyince çocuk birden durdu. Baktım evladım ilahı tanımıyor. Milli ilahlar gibi anlıyor. Yahut da başkalarının bozuk olan inanç sistemlerindeki getirilen tanrı gibi anlıyor. Ve arkadan bir cümle söyledim. Sen dedim Hacivat Karagöz oyununu hiç seyrettin mi? Dedi ki ettim. O perde önündeki kuklaları oynamasında perde mi oynatıyor dedim yoksa perde arkasından biri mi oynatıyor deyince tabii oldukça zeki. Tabii perde arkasından biri oynatıyor dedi. Ama sen perde oynatıyor diyorsun bana dedim. Nasıl dedi. Kanunlar Rabbimizin icraatlarında kudret ve iradesinin önüne konan perdedir. Dolayısıyla bizzat meselenin verasında ve arkasında zatülhiyet kendi vardır ve her an müdahale etmektedir dedim. Sonra şöyle bir şeye karar kıldık. Art niyetli değilmiş. Yaklaşık 2 ay mı, 2,5 ay mı benden Allah'a iman dersi aldı çocuğum. Ben bilim adamı olacağım dedi. Şimdi bu yavrunun söyler misiniz?
beyninin inanç sistemi olarak boşluklarla dolduğu bir hengamede o beyni kimlerin nasıl dolduracağı belli mi? Değil. O zaman gerçeğe uygun şekilde bizim inandığımız Allah kim? Şimdi ben onu size ağır ağır tarif edeyim. Gerekirse çok minik açıklayayım. Yahut da siz merak ederseniz arada sorun. Ondan sonra bu inandığımız Allah'ı tanımada temel normları da koyalım ki o normların dışında bir Allah kabulü, Allah araştırması bizi düzgüne çıkartmaz. Ama hepsi ve hepsi mi? Yok. Ben temel 5-10 madde çıkarttım yani. Daha olabilirdi. Ana temel maddeler olarak konuşacağız bunu şimdi. O zaman müsaadenizle başlayalım. İnandığımız Allah kim? Sonsuz özelliklere sahip, bütün noksanlıklardan yüce, var, bir ve tek olup yokluğu düşünülmeyen, ezeli ve ebedi olup, evrende birliği ve gelen hükümranlığı olan, yaratılmışlara benzemeyip, varlığı ezelden beri olan, sonsuz hayat, kudret ve irade sahip olup, her şeyi bilen, bakın her şeyi bilen, işitip ve gören, her şeyi benzersiz ve yoktan veya sebeplerle yaratıp, hayat vererek dirilten, zamanı gelince de öldüren, tüm mahlukatla anlayacakları şekilde konuşup rızıklarını veren, kendisinde bulunan sonsuz isimlerle atanıp, zatını kavrayamadığımız zattır Allah. Bizim inandığımız Allah. Kendisini bu şekilde tarif ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi söyler misiniz? Yine bir hatıra. Çocuk bana kalktı şu soruyu sordu. Dinleyicilerim de bu kaydı not ederlerse iyi olur. Dedi ki bana, ben dedi Tanrı'yı görmüyorum dedi. Ben Tanrı'yı görmüyorum. Onun için kabul edemiyorum dedi. Hocam, arkasından da şu soru. 17 yaşındaki bir kızımızın da sorularda var bu zaten. Kızımızın da ateist arkadaşıyla işte Allah kavramı, daha doğrusu Tanrı kavramı işlenirken onun sorduğu soru da bu şekilde. Yani veyahut da neden inanmıyorsun sorusuna bu şekilde cevap veriyor. Yani ben görmediğim şeye inanmam. Veyahut da ben etrafımdaki çocuklarda da görüyorum. Yani kendi algılarına göre anlayamadıkları için, hani siz vurguladınız ya, zatını tam anlayamadığımız. Yani kendilerince kendi algılarına göre anlayamadıkları ve görmedikleri için iman ediyorlar ama yine tam bir yere oturtamamanın getirdiği zihinlerinden şüpheler geçiyor. Şimdi bu arkadan bir soruyu daha ekledi o. Yani bu birinci maddeye koyuyor. İkinci maddeye de peki dedi, her şeyi o yarattı diyorsunuz dedi. Onu kim yarattı dedi. İki başlıklı bir soruydu bu. Ben önce bir kaydı söyledim ona. Ve değerli izleyicilerime bu kaydı benimsemelerini öneriyorum. Çocuklarla ilgili münasebetlerinde kendine. Olmayan özelliğin sorusu olmaz dedim. Bir daha mesela şey dedi. Olmayan özelliğin sorusu olmaz. Ve hemen çocuğa dedim ki, sana bir soru sorabilir miyim? Buyurun dedi. Bu duvar kaç çocuk doğurdu dedim. Birden durdu. Dedik hocam mantıklı soru sorun dedi. Çok mantıklı dedim. Düz soruyorum. Bu duvar kaç çocuk doğurdu? Cevap ver dedim. Dedik ona cevap verilmez ki dedi. Niye dedim? Çünkü makul soru değil dedi. Bak neden bunu söyledi bana biliyor musun? Duvarın çocuk doğurma özelliği yok. Dolayısıyla sana kalkar biri bu duvar kaç çocuk diye sorarsa sen de ona çok güzel bir cevap verirsin. Sen galiba hastaneden yeni çıktın. Git biraz daha hastanede yat dersin. Bu bitti. Ben
Allah'ı kim yarattı diye dedim şimdi. Soruyorsun. Sen Allah'ı tanımıyor musun diye sordum. Tanıyorum dedi. Bakın tanıyorum. Tanımıyorsun dedim tatlım. Biraz gençti. Orta üç talebesi gibi bir şeydi. Tanımıyorsun dedim. Nasıl dedi? Lem yelit ve lem yület diyor. Ben ne doğdum ne doğruldum diyor. Sen de kalkıyorsun, seni kim doğru soruyorsun dedi. Ha, şimdi anladım dedi. Bu kaydıya dedim, ikinci soru da geliyor dedim. Ne dedi? Ona, bak, görülen değildir o. Özelliği yok öyle bir şey. Dünyada bu özelliği vermemiş. Prensipler de gelecek o şimdi biraz sonra. Bu özelliği vermemiş. Görülme özelliğini vermemiş dünyada. Peki görülmeyecek mi diye sordu. Tabii dedim. Aygıt açılması olduğu zaman öteki dünyada sorun yok. Ama öteki dünyada da nasıl göreceğimizi meçhul bilemiyoruz. Çünkü bu dünyanın ölçüleriyle öteki dünyayı tartamazsınız, gözlemleyemezsiniz. Sadece merdivenlerle, örneklerle, akıl aletini kullanarak yaklaşabilirsiniz dedim. Arkadan yanında biri vardı. O biraz daha tecrübeli galiba. Yani lise, üniversite talebesi gibiydi. Sanal bir ortam. Dedi ki, peki dedi, her şeyi yapar mı dedi. Yapar dedim. Peki dedi, kaldıramayacağı taşı yaratır mı dedim. Bak şimdi. Kaldıramayacağı taşı yaratır mı diye sordu. Yani madem her şeyi yapıyor. Şimdi aynı kaydedekine. Fakat mukalataya girerse kaybeder. Mesela yaratır dese hemen oradan taş birinci sıraya geçiyor. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak ikiye düşüyor. Bakın mukalataya bak sen şimdi. Yaratamaz desen haşa ve kella, Cenab-ı Hak'a yaratamam özelliği veriyorsunuz. İkisi de sıkıntılı. Cevap uzatmadı. Yine aynı kaydı içerisinde. Allah'tan büyük taş olmaz. Niye? Çünkü sonsuz tektir. Matematik biliminde sonsuz artı bir yoktur. Sonsuz eksi bir de yoktur. Matematiğin kendi kuralları bunlar. Şimdi ha sen diyorsan ki Allah'tan başka sonsuz var diyorsan malzemelerini koy ortaya, biz de ona karşı şey yapalım. Ama size bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Yıllarca, asırdan beri, bir asırdan beri ve daha önceleri Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatına çok ciddi saldırı olmuştur ve dünya bununla ateizmi savunmuştur. Bunlardan bir tanesi kıdemi, ezeliyeti. İkincisi ise ebediyeti. Peki nasıl saldırı olmuştur? Demişlerdi ki Tanrı yok. Evet. Şimdi bakın Tanrı yok. Peki ne oldu? Evren yaratılmadı ki. Bakın bizim demin kullandığımız maddeyi onlar kullanıyor şimdi. Evren yaratılmadı ki. Evren yaratılmayınca sen bana yaratı soruyorsun. İşte o zaman biz bu çok ciddi sıkıntı doğurdu 1905'e kadar dünya tarihinde. Bilim dünyasında. Madde ezeli prensibi. Hala belirli yerlerde bu konu konuşulur. Ama Einstein'ın gelip maddeyi paramparça yaptıktan sonra bir anda ortalık karıştı. Ben ne ortaya çıktı dediler? Enerji ortaya çıktı. Sorun yok dediler. O zaman dünya medyasının çok büyük oranı %90-95'i birilerinin elinde bulunuyor. Biz dediler bu medyayla enerji ezel ederiz. Nasıl olsa herkes bilime ulaşamıyor. Dolayısıyla çok ciddi götürürüz diyorlar. Bunun üzerine eğer dedi siz benim karşımda argüman koyacaksanız, hele enerji yaratılma derseniz, bu çok ciddi bir yalandır, çok ciddi psikolojik baskıdır, çok ciddi bir propagandadır. Bu oyuna akıllı Müslüman gelmez. Çünkü bu fiziğin konusudur. Bu konuda konuşacak fiziğin bizzat kendisidir. Fizikle meşgul olanlar değil. Dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Enerjinin ezeli olmadığını gösteren elimizde 5 tane somut kanıt var. Fizik yasası var. Bu yasalar uygulanınca pozitif sonuçlar elde ediyoruz. Sanal bir şey değil bu dedik.
Neyse konuyu dağıtmayalım. Bu fizik yasalarında söyleyip geçeceğim şimdi. Nedir bu? Bir defa Big Bang. Bir. Termodinamiğin birinci yasası. İki. Termodinamiğin ikinci yasası. Üç. Hubble sabitesi. Dört. Eddington prensibi. Beş. Arkadaşlarımız, dinleyiciler internete girerler. Bu saydığım şeylere bakarlar. Sonuçları gözlemler. Onun için biz inandığımız Allah'ı kafa ve kalp bütünlüğü içerisinde tahkiki bir şekilde algılamazsak kendimi uyarıyorum. Bu bilgimle 15 sene sonra inandım. Allah'ı savunamam. Ne demek istiyorsun? Neden? Çünkü bilimsel gelişmelerin getirdiği verilerle yüksek oranda aynı karşı cephe bir bölünmüşlük olarak değerlendirmiyorum. Özgürlük kullanımı olarak değerlendiriyorum inançsızlığı ben. Çünkü o özgürlüğü kullanmasına Cenab-ı Hak izin verdiğine göre insanlar da ben inançsızım deyince biz o özgürlük kullanımına saygı göstermeliyiz. Dikkat edin. İnançsızlığı değil. İnançsızlığı benim değerlerimle çatışır. Ona saygı duyamam. Benim inançsızlığıma saygı duy, benim kendi algıma göre ona nötr kalırım ben. Ama inançsızlıkta kullandığı özgürlüğe saygı duyarım. Çünkü o özgürlüğü ona veren zat bizzat Cenab-ı Hak. Bu özgürlüğü ona tanımış sınavda dolayı. Yani şimdi değerli izleyiciler, böylece bir kaideden hareketle birkaç soruyu burada cevaplandırdık. Rabbimizi bu şekilde tanır, çocuklarınıza bunu siz ezberletir. Kendi gücünüze göre de minik minik açıklamalar yaparsanız çocuk çok rahat eder. Bakın sadece şu tarifi, sadece biraz önceki tarifi bilmekten dolayı çok soruya gelen soruların cevabı verilmiş olacaktır bundan dolayı. Evet. O zaman genç çocuklara özellikle de üstadın verdiği cevap gibi vereceğiz herhalde. Hani gençler soruyor, Allah'ı bize tanıtır mısınız? Üstad Hazretleri de Allah siz, işlediğiniz fizik, matematik gördüğünüz okullarda gördüğünüz fizik ve matematik size Allah anlatıyor. O zaman bir yönüyle bilime mi yönlendireceğiz onları hocam? Gençler özellikle de. Genç çocuklarımızın. Bilimin bir özelliği vardır. Bilimde değişkenlik vardır. İlimde değişkenlik yoktur. Dolayısıyla sabite duruma geçmişinde bilim değinmez, ilim denir. Bu iki kavram basit bir kavram gibi gelebilir ama bakın. Değil, bilim evet. Neden değişiyor? Bakın, neden değişiyor? Dün alet yoktu ki. Evet. Bugün alet var, çok bilim var. Ama sabitleşmiş. Mesela yer çekimi kanunu artık sabit o. O ilim artık. Göreceliliği ortadan kaldırmış. Birden vahyin bildirdiği alanlarda kesin sözler ilim telakki ediler. Çocukları biz hem bilime yönlendireceğiz, oradan sonra da ilime yönlendireceğiz. Boşluklarda olacak. Başka türlü yok. Artık dünya ile mücadelede bilgi güçtür. Bilgi silahtan çok üstün güçtür. Çünkü bilgi silah yapılır. Kaldı ki Müslüman'da silah algısı koruma amaçlıdır. Saldırı amaçlı, imha amaçlı yoktur. Kur'an bu konuda çok serttir Kur'an'ın ifadesi. Yani bir insanı öldürmenin insanlığı katletmek. Katletmek olarak söyler. Ve dolayısıyla da böyle uzaktan yahut yakından şey olarak böyle bir terörü ifade eden bir kavrama yakından bile izin vermez. Uzaktan bile izin vermez bu konuda. Evet. Şimdi zaten ben şimdi bu prensiplerden yola çıkarak çocukların yahut da hepimizin yüce yaratıcıyı kabulde onu bulmada bazı prensipleri koyacağız beraberce. İzin verirseniz başlayalım müsaadenizle. Buyurun hocam, buyurun. Değerli izleyiciler, önce sanatçıları tanımada iki yol vardır. Yol bir. Bundan önce isterseniz sanatkar kime denir? Çok kısa söyleyeceğim. Sanat eserlerini yapana sanatkar denir. Basit bina, okul, araba, uçak, tren, koltuk gibi şeyler. Önümüzde bunlardan biri duruyor. Mesela uçak duruyor. Bunun yapıcısını tanıyacağız şimdi. İki yolda mı tanıyacağız?
Yapıcısı bize kendisini iki yolu tanıtacak. Bir, görsel ve boyutsal. Yani karşıma geçecek, göreceğim. Boyut olarak, hele kulam olarak değil, boyut olarak göreceğim. En boy yüksekliğe girmiş, benim görüş alanıma girecek. Ve bana hitap edecek. Perde falan yok. Ve dolayısıyla ben elim mahkum, irade kullanamıyorum, özgürlük kullanamıyorum. Özgürlüğümü kapattı. Var mısın, yok musun deyince, ben ne diyorum bakın, beyefendi elim mahkum. Ve bu sefer bana kendisini açıklıyorum. Diyor ki, benim şöyle 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 özelliklerim var diyor. Adım da şu diyor. Ben de oradan çıkıyorum. Bana diyorlar ki neredeydiniz? Şu otelin yapıcısı gelmişti, kendisini tanıtıyorum. Kimmiş diyor. Mehmet Üstün diyorum. Bu bilgiye neden ulaştın diyorum. Bizzat somut gördüm diyorum. Bu birinci bölüm. İki öyle değil. İki şöyle. Perdeli tanıt. Bu tanıtmada sanatçı, sanatkar, yapıcı kendisini perdeler. Neyle? Birini seçer, ona görev verir. Eline mektup verir. Bir, evet. Bir de eline incelememiz için maket verir. Der ki, bu mektubu götür. Beni tanımak isteyenlere bu maketi de göster. Bu mektupta özelliklerimi yazdım. O maketi inceleyince bir şey görecekler. Benim özelliklerimin oraya yansıdığını görecekler diye bize gönderir. Bu elimdeki, elinizdeki maket, evet, onlarca, yüzlerce yeteneğimin sonucudur der size. Siz aklınıza, akıl aletinizde bunu inceleyin ve benim özelliklerimin nasıl olduğuna bir çıkarım yapın diyor. Evet, çünkü diyor siz akıl aletini kullanarak bu eseri incelerseniz bir şey göreceksiniz. Yüzeysel gözle göremezsiniz onu. Her parçada, her tuğlada imzamı göreceksiniz diye tanıtır. Şimdi söyler misiniz? Her parçasına vurduğu ve taklidi olmayan bilim dünyasının binlerce yıldır en alt parçacığı dahi çözemediği bu harika evreni yoktan var eden Allah kendini bize, evet, yani şimdi gel hakikate geçiyorum, kendini bize imtihan sırrını bozmamak. Bir, gözümüzü bu dünyada onu görmeye uygun yaratmadığından kendini bize perdede tanıtmıştır. Ve kendisinde bulunan yaklaşık 2500'e yakın Kur'an'da yeteneklerinden ve kabiliyetlerinden, bunun karşılığı yetenek ve kabiliyet karşılığı pek kullanılmadığı için, yani kullanılmaz normalde ama eğitimde kullanılabilir. Esas bir o. Allah için kabiliyet ve yetenek tabiriyet net kullanılmadığından isimler diye söylüyoruz. Düzgün cümle kuruyorum şimdi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak 2500'ün üzerinde bahsettiği isimlerinden incelediğimiz sanat eserlerinde evrende çok kesin sonuçlar görüyoruz. Geometrik olarak görüyoruz sonuçları. Evet. Peki hocam, şayet görseydik ne olurdu yani? Birinci planda olduğu gibi zorunlu kabul ederdik. Akıl devreden çıkardı o zaman. Akıl devreden çıkardı, özgürlüğe darbe olurdu. Bak, çünkü sınavın birinci sorusu ne biliyor musunuz? Ben varım, sizi ben yarattım ve gece gündüz memelerinden her birinizi özel olarak sizi ben rızıklandırıyorum. O halde beni kabul edin. Ve sınavın ilk sorusu bu. İnsanoğluna muhatap alıp ilk soru bu. Ve arkadan şu var. Beni kabul ettiğiniz zaman ödülünüz cennettir. Dikkat edin. Lütfen buraya dikkat etsin dinleyiciler.
beni ret etmenin ceza ödülü de sonsuza kadar ceza olarak görülecek olan cehennemdir. Sonuç, cennet, kabul, cehennem, ret ödülüdür. Yaşantı ödülleri değil. Eğer bir insan Cenab-ı Hakk'ı kabul eder, iman esaslarını kabul ettiği ve bu söz üzere ölürse, mümin olarak ölürse, nihai olarak belirli kademelerden geçse bile gideceği yer cennettir. Değiştiriyorum. Eğer bir insan, Hazreti Adem'in çocuklarından birisi, özgürce seni kabul etmiyorum derse, onun da aynen cennet olduğu gibi, onun da ödülü cehennemdir. Burada bazı sorular akla gelebilir. Bunu önlemek için bir şey soracağım. Herkes kendi okulunun diplomasını alacaktır. Müslüman, İslam okulunda kayıt olmanın gereklerini yaptığı için diplom alacaktır. İnanmayan ekip, hakaret anlamında söylemiyorum. Özgürlük kullanma anlamında söylüyorum. İnanmayan, bir ilaha inanmayan, yani Cenab-ı Hakk'a inanmayan ise kendisi inanmamanın onuruyla, kendi onuruyla sonuca da razı olduğu için o da gideceği yerde bütün hesabı kitabı orada görecektir. Yani şunu mu demek istiyorsun diye sorabilirsiniz. Yani bir iyilikler yapsa, ahlakta zirve olsa, bir Müslümandan çok daha ileri seviyede bir ahlaka sahip olsa, bunun ödüllendirmesi nerede olacaktır diye sorduğunuzda, o zaman herkes gideceği yerde olacak. Oranın terazilerinde olacak. Arkadan şu sorulabilir bana, pek hocam güzel de, yaşantı ne olacak? O zaman niye yaşayacağız biz? Yaşamayalım, kafamıza göre takalım. Tabii, soruluyor bize bu. Evet, madem, evet hocam. Ben... Abi madem kabul ödülüyse ben namaz niye kılacağım? Oruç niye tutacağım? Evet, izninizle yaşantının faydalarını sarayacağım. Evet, bir, iyi olur. Çok sağ ol. Bu çok önemli. Herkes de ibadet etmenin faydalarını şimdi size sıralamak istiyorum müsaadenizle. Buyurun hocam. Bakın, bir şey söyleyeceğim. İbadet ne biliyor musun? Kulluk. Bakın, 24 saatlik kulu için dizayn ettiği ve koyduğu kurallara uyma disiplinidir ibadet. Aha. 24 saatlik ama. İki kavramlık evet. Değil. 24 saatlik davranış şekillerimizin toplamını ibadettir. İbadeti yapan aynı zamanda kulluk yapmış olur. Ben şimdi faydalarını söyleyeceğim. Birinci madde, yani yaşantımın faydaları. Bir, medeni olduğumdan dolayı, evet hocam, Rabbimin bana verdiği sayamayacağım kadar, bakın oturup saymaya kalkın, sayamazsınız. Nimetlere teşekkür disiplini alınır. Bize yapılan çok küçük bir iyilik karşısında teşekkür olmadığı zaman ne diyoruz? Bir yine iyilik yaptık, nankörlük etti. Bir teşekkürü bile fazla gör diyorsunuz. Yani ben tekrar de, da yapmak da istemiyoruz. Ha, diyoruz ki ne kıymet bilmiyor ki diyoruz. Ne yapmış? Elindeki yükü almış 10 metre götürmüş bir yaşlının. O da teşekkür etmemiş. O kadar yaş yaşamış da bir teşekkür bile fazla gördü de falan filan. Fakat ana nimetlerden güneş, hava, ısı, ışık, dünya, yer çekimi kandırı, ay. Artık vücuda girmeyeceğim. Onlarca nimetin teşekkür edelim mi etmeyelim mi? Teşekkür etme medeniyetini yakalayalım mı yakalamayalım mı? Herkes vicdanla sorsun. Bakın bir daha soruyorum. Bir iyiliğe, bir nimete teşekkür edelim mi etmeyelim mi? Bana etmeyelim diyen hiçbir adam çıkmadı karşıma. İşte Rabbimizin verdiği nimetler teşekkür disiplinin adıdır. Ve bunun özü namaz oluşturur. Bu teşekkür disiplinin özü namazdır. Evet. İki, lütfen herkes vicdanla cevap versin. Olma kararın, tasarımın, projen.
organların, ruhun ve hayatını devam ettirmek için gerekli olan malzemeleri kim yarattı? Olma kararında hakkın var mı? Yok. Tasarımımda hakkım var mı? Yok. Projemde hakkım var mı? Yok ki. Sadece projemle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Benim projem her hücremin çekirdeğindeki DNA koduna 1 milyon sayfalık, bak 1 milyon sayfalık proje çizilmiştir. Bunun adı insan genomudur. Ben bu genomu, yani bu proje bilgilerini, bu çizimleri 45 bin kez elektronik mikroskopla büyüterek gördüm. Şok. Bütün fizyolojik özellikleri, anatomik özellikleri. Kaç bıyığımda kıl var şu anda? Bu yaş itibariyle, 67 yaşındayım. Bu yaş itibariyle başımda kaç saç olacak? Hepsi orada kayıtlı. Bakın sadece projemden bahsettim. Peki organlarımda hakkım var mı? Yok. Ruhumda yok. Çok somut bir şey vereceğim. Bilhassa çocuklarda kullanılacak malzeme burası. Hayatımı devam ettirmek için lazım olan malzemelerden hangisini yapabiliyorum? Elma, armut, muz, tuz, oksijen, su. Yok. Şimdi müsaadenizle ben bütün bunları bana ikramda bulunan Rabbime karşı onu memnun etmek için uyduğum kurallara, evet, ibadet denir. Ona Rabbani kurallar diyoruz. Demek ki ikincisi de Rabbimi memnun etmek için koyduğu kurallara uyuyorum ben. O zaman hocam şu, yani hem Allah Celle Celal tanıma hem de ona layık bir şekilde ibadet etme adına insanın o zaman kendi sınırlarını iyi bilmesi lazım. Hani kendini bilen Allah'ı bilir. Kendi sınırlarımızı fark ederek Allah'ın sınırsızlığını ve varlığını daha çok idrak ederiz diye düşünüyorum. Bu üstadım burada çizdiği aciz ve fakir kavramlarını bilsek bir yetiyor bize. Ben zaten onu vurguluyorum şu anda. Ben diyorum kendime, sen hiçsin. Ben deyip durma. Yok öyle bir şey. O hodri meydan, biz burada felsefik bağlamda bazı kişilerle konuşuyoruz meseleyi. Yok öyle bir şey. Sıfırım ben. Gece gündüz memelerinden bana bakıyor. Kurban olayım ona. Yani değiştireceğim bir cümle söyleyeceğim. Annemden doğalı 2 dakika oldu. Anneme yaslanıp hayat mı yaşayacağım? Yoksa agalık yapıp, affedersin argo bir tabir, dayılık yapıp defol be anne, seni kabul etmiyorum, ben okyanusa yüzmeye gidiyorum diyeceksin, öyle mi? Bak, basit bir mantık sordum size şimdi. 3. İmtihan esnasındaki farklı alanlardaki sınav sorulardır ibadetler. Çünkü neden imtihan oluyoruz diye bir sorunun cevabını vermiyorum yalnız. Öyle bir sorunun cevabı verilebilir ama o değil. Ayrı bir şey o. Evet. Yani onun da 5-6 maddesi var. O ayrı bir şey. Ama onu da hocam imtihan, bir konu olarak onu da işlemek istiyoruz. Başka bir durum programda. Durum, hiç sorun yok. İmtihandaysam otomatikmen matematik alanında, Türkçe alanında, fizik alanında, geometri alanında sorular gelecek. İşte ibadet farklı alan, pozitif ve negatif alan sorularıdır bunlar. Başka? Ve önemli olan bir yönü var şimdi. Buralar çok iyi dinlensin. Toplumsal hayatta insanları en erdemli kılma ilaçlarıdır. İmtihan. İbadet. Bak, nerede şey imtihanlar mı? Tabii bak, bakın, toplumsal hayatta insanları en erdemli, faziletli, olgun, kamil kırma ilaçlarıdır ibadetler. İbadetlerde disiplinli şekilde devam eden birey, ki benim kastettiğim ibadetler 24 saat içerir. Namaz hocam, onu sonra açabilir misiniz? Bu 7 maddeyi saydıktan sonra 24 saat ibadet ne anlama geliyor? Bunu burada söyleyeyim izin ver. Çünkü beni ne erdemli kılacak? Beni ne erdemli kılacak? Buna biz ihsan mantığı diyoruz. İhsan mantığı. Ne o? Beni Rabbim gece gündüz hiç ayrıştırmadan bütün hallerimi görüyor. Görüyor. Şimdi bir uygulama yapacağım. Bir sanal bir uygulama olacak. Var mı? Olsun. Ne yapayım? Dün yürüyordum. Bakın. Ama sanal örnek uygulama. Yolda bir zarf buldum.
Aman Allah. İçinde 20 bin euro var. Bakın şimdi. Benim 24 saatlik Rabbani önerilere uyarak büyüyen biri olarak düşündüğümü düşünün beni. Evet. Birden durdum. Cebimde de 20 euro para yok. İkilemle karşı karşıya. Hiç kimse görmedim. İki şık. Ya cebime koyacağım, sorun yok. Şıkır şıkır gideceğim. Ya da diyeceğim ki kamusal alanda benim sorumluluğum var. Ne sorumluluğum var? Bu parayı kazanan adam ne çileler çekti. Sabahın beşinde kalktı. Karkış demedi. Gitti. Hastalandı. İş yerinde kavga çıktı. Ekmek parası kazandı. Geldi. Ve sen bunu buldun. Hiç hakkın yok. Bunu yapamazsın dedim. Ve hemen kendi bağlı bulunduğum İslam sistemine sordum. Sisteme sordum. Sistem cevap verir. Ahlakiliğin temeli sistem kayıtlarındadır. Sordum. Nedir dedim, ben bir mal buldum. Lukate denir. Lukate denir. Kavramlar farklı. Evet. Ne yapacağım? Hemen bulunduğun yerin mekanizmalarını devreye sokacaksın. İlan vereceksin. Gelenleri çapraz sorguya alacaksın. Evet. Eğer onlarınsa malı iade edeceksin. Yok. Değilse, kimse çıkmıyorsa onlar adına kamusal alanda kullanacaksın. Şayet sevap vereceksen onların hanesine senin ahlakiliğinden meydana gelen sevap da sana yazılacak. Söyler misin? Polis var mıydı? Başımda polis var mı? Yok. Yok. Jandarma var mı? Yok. Yok. Mekanizmalar var mı? Yok. Şimdi anladınız mı? Erdemli kılmayı. Evet. Siz bireyleri bu şekilde eğitim, bu ahlakilikle sorun yok ki. Hocam i̇şte o burada, zaman bu altın nesil ahlakı Nebi tarafından toplumda 23 yılda müthiş örgülenmiş ve dünya tarihinde eşi olmayan bir hayat yaşamışlar ve insanlığın fıtratını harekete dönüştürmüşler. Müthiş bir şey. İnsanlar aynı fıtratı bekliyorlar. Çünkü herkesin fıtratı beyaz kağıt gibi doğdu. Herkes 12 yaşına kadar beyaz kağıt gibiydi. Sonra bulunduğu ortama göre epigenetik diyoruz buna. Yaşam genetiği de olabilir. Aktarım genetiği de olabilir bilimsel olarak. Evet. Kirlendi. Neyse girmeyeceğim onlara. Demek ki eğer benim ibadetlerimin bana faydasına bakın. Cennet falan yok ortada. Bakın o cennet kabulde elde etmişim zaten karşıya yansımış o. Onu şimdi beşe geçiyorum. İşte şimdi geliyor cennet. Cennete taşıyıcı ve cennete gidiş süresini hızlandıran sihirli araçlardır. Cennete pik yaptırır. Dün bir evladıma dedim. Ben dedi namaz kılıyorum dedi. Faydası ne oluyor dedi. Madem bu mantığa göre dedi bana. Direkt sordu kitabın ortasından çocuk. Zeki bir çocuktu. Dedim sen hangi sınıfta okuyorsun? Lise 1 dedi. Dedim harika. Çok analitik soru sordun dedim. Uzatmadım. Evladım, namaz uçağına binersen kabrin aydınlık mı aydınlık? Defterin, amel terazin berat mı berat? Sıratın burak mı burak olacaksan ve bu namaz seni cennete direkt pik yaptırıyorsa söyler misin dedim. Kılan mı karda, kılmayan mı karda? Çünkü Cenab-ı Hak Miraç hediyesi olan namazla ilgili o paketin içerisinde bir yazılı metin göndermiş. Efendimiz'e verdiği pakette, hediye paketini bize demiş. Kim namazı hakkıyla eda ederse ona söz veriyorum. Onu cennetime koyacağım. Şimdi müthiş bir şey. Şimdi yani bana ibadetlerin ne faydası var diye soran arkadaşa yahut kardeşime yahut kendime ben de bu cevabı veriyorum. Kabul eder etmez. Saygı duyuyorum. 6 zaten bu 7 maddeydi. 6 değerli kardeşlerim
dinleyici kardeşlerim, size söylüyorum. Cennet yaklaşık 8 kıtadan oluşmuştur. Ne hocam, niye kıta sekiz kullanmıyor kat cennet için? Diyebiliyoruz. Bak, hayır, şöyle 8 kat çok kısa, ne binanın 8 katı gibi. Ne iş? Yani olmaz. Niye olmaz söyleyeceğim. Efendim buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah öteki dünyada bir mümine dünya büyüklüğünde bir cennet verecektir dedi. Ben de dünyayı böldüm. 7 kıta bizim dünya. O cennet ise bizzat ayetlerde 8 olarak belli olmuş, bölümleri tak tak söylemiyor. İşte ibadetler cenneti kategorize eder. 6'ya mı geçeceksin, 7'ye mi gideceksin, 5'te mi kalacaksın, yoksa 1. katta mı kalacaksın? Ama şunu söyleyeyim, istersen 1. katta kal, cehenneme dolaşmadan ne yaparsan yap, Rabbim hepimizin cenneti diye kademelerini değil cenneti diyelim, amellere göre de o bir kategorisi olmuş olabilir değerli kardeşlerim. Evet. Neden? Ben merak ettim bu hadisi. Ya bana zaten 200 metre yer yeter dedim ya. Yani bir mümin 200 metre yeter. Acaba hikmet mi? Bir de baktım ki benim kalbime Cenab-ı Hak yüzlerce, binlerce çekirdek atmış. Bakın, bu vücut o çekirdekleri geliştiremiyor. Bu zaman o çekirdeklerin gelişmesine yetmiyor. Evet. Bu mekan buna yetmiyor. O zaman bütün bu çekirdeklerin en son şekilde açılımı sonsuz bir zamanın sonsuz yanı gerektiriyor. O zaman anlıyorsunuz. Daha yok mu diye. Yani bir bırakın dünya kadarı, bu sefer belki de 5-10 duygunun tatmin etme yeri olarak orada karşımıza. Allah bütün müminlere cennet nasip eylesin diyoruz. Amin. Son bir madde söyleyeceğim. Bir daha tekrar ediyorum. Bir zincir kopmuşsa, yedi maddeyi niye açıklıyorum değerli dinleyiciler, biliyor musunuz? Siz ibadet ederseniz bu ibadetle elde edeceğiniz manevi kazançları size söylemiş oldum. 7. İkram-ı ilahi olan kesip değil cennet. Kazanç değil ki. Çünkü kulluk geçmiş nimetlere teşekkür. Hiçbir kimse gelecek için teşekkür etmez. Herkes geçmiş için teşekkür eder. Dolayısıyla Hazreti Üstad'ın oradaki müthiş tespiti, kulluk geçmiş nimetlere teşekkürdür. Ödüllerimiz alınmış bizim zaten. Bir gözün teşekkürü bitmez. Bir aklın bitmez. Bir ruhun bitmez. Bu dünya zamanı yetmez. En kısa süre ömürdür. Bir daha söylüyorum. En kısa süre ömürdür. Niye hocam? Çünkü hayat sonsuzdur. Ama ömür kısadır. Niye ayırdınız? Şunun için ayırdım. Hayat ruha ait bir keyfiyettir. Ömür biyolojik cesete ait bir keyfiyettir. Ömür ruhun ceset evinde oturduğu süredir. Hocam, anne karnında başlar, kabir karnında son bulur ömür. Evet. Biz dünya hayatı kavramı olarak bunu hep hani okuyoruz, algılarken herhalde hani bizden öncekiler ve bizden sonrakiler, yani dünyanın ömrü kadar bir ömrü kendimize de biçtiğimiz için mi ölümü çok uzak tutuyoruz acaba kendimizde? Hani orada aslında dünya... güzel. Eserlerde var o. Yani biz vehmediyoruz. Hep bütün selaları bugüne kadar başkasına verdim ben. Kim öldü? Allah rahmet etsin. Ya adam... Bir de dur kendindeki. Zaman yanaştı. Çünkü bir dakika sonra yok. Depremde ölenler, kazada ölenler, bir dakika sonra ileri vardı adamların. Hepimiz için geçerli. Onun için ömür çok kısadır. Evet. Şimdi meğer cennet bizim ibadetlerle donatılacakmış. Bir örnek vereyim. Bir kardeşimiz cennete gitmiş. Geziyor. Aman Allah'ım, cennetin bulunduğu duvarlarında, odalarında öyle tablolar görüyor ki şok geçiyor ve dakikalarca, saatlerce bütün duygularını doyururcasına bir tabloya bakıyor. Sanki alamıyor gözünü,
Alamıyor aklını, alamıyor kalbini. Donuyor orada. Bir de ne görse? Bir yazı görüyor. Bakıyor. Bu senin dünyadayken kıldığın namazın maddeye dönüşmüş şeklidir. Aman. Değerli kardeşlerim, böylece yaptığımız ibadetleri niye yaradığıyla ilgili ki bu verdiğim örnek 24 saatlik içerir. 24 saatliği içerir bu. Allah hepimize böyle bir güzel yer nasip etsin diyor. Bu maddeyi de bitiriyorum. Amin. Şimdi daha ikinci maddeye geçtik. Cenab-ı Hakk'ın kalemindeki... Hocam, burada hocam o zaman ibadetler ve yani bu manalarını da bilerek neden ibadet ediyoruz? Manasını bilerek yapmış olduğumuz o 24 saati bunun için herhalde sağlığımızı korumak da giriyor. İşte vücudun ihtiyacı kadar sağlıklı beslenmek de giriyor. Hepsi geliyor. Bunları işte bir ibadet düşün inancıyla yapmamız Allah'ı tanımada, Allah'ı kavramada önemli bir unsur olarak o zaman görüyoruz. Çünkü isimlerin tecelli etmesi için bazı olayların olması lazım. Sanatkar evet. Kalemini kullanırken çirkin de resim yapar, mükemmel de yapar. Zaten çirkinle mükemmeli ayrıştıran şey, çirkinliğin çirkinliği mükemmelliği gösterir. Mükemmelliğin mükemmelliği çirkinliği gösterir. Kıyas da ortaya çıkar bunlar. Dolayısıyla bir Şafi ismi var. Sen sağlık dedin de bir Şafi ismi var mesela. Tecelli etmek ister. O zaman hastalık sorunu hale gelir. Zaten acizini, farkını bilmeyen adam hastalanınca, başına dert gelince öyle bir üzülüyor ki Allah'ım Allah'ım diyor. Ne zamana kadar? Şifa bulana kadar. O bakımdan bütün 24 saatte insanoğlunun uğradığı her yer, her kare ibadet olabilir. Hatta ona üstad farklı bir yaklaşım yapıyor. Besmele çekilerek yapılan normal hareketlere ibadet neşvesi verilir. Melekler de bunu sevap diye yazar diyor. Yani şimdi bakın ilginç. Namazı da gördüğünüz sözde onu oraya yerleştirmiş. Namaz kılmak şartıyla de diye bir ilave yapmış. Evet. Şimdi ikinci şey. Hocam müsaadenizle bu ikincisini ikinci bölüm olarak tekrar devam etsek. Olur. Nasıl istersin? O sizin takdiriniz. Ben konuşacağım. Siz ayarlayıyorsunuz. Yok, bu konuya devam edeceğiz hocam. Bu konuya devam edeceğiz. Ama bu videomuzu burada bitiriyoruz. Sonraki inşallah ikinci çekimimizde devam edeceğiz aynı konuya sizinle. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin hocam. Bunu devam edeceğiz değil mi bu konuya? Evet, edeceğiz hocam. Aynı konuya devam edeceğiz. Tamam. Size çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de çok istifadeli olduğuna inanıyorum. Çok orijinal tespitleriniz var. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Ben de izleyicilere saygılar duyuyorum. Nezaket gösterdiler sabahın bu saatinde. Bizi dinlemeye geldi. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.